kahramanca mı savaştınız? Ha? Öyle mi öldünüz? Kazanız mübarek olsun. Herkese selamlar. Vadiye Viego indi ve hızlı bir giriş yapacağız. Sen de abone olup like atmayı ve takibe almayı kanalımızı unutmuyorsun. Hemen Viego ile başlayalım. Yeteneklerini size ilk önce neler anlattığını anlatacağım, okuyacağım ve ardından da bunları deneyeceğiz zaten. Göreceğiz ama biraz Viego'yu inceleyelim. Viego'nun bakıldığı üzere pasifi ve diğer yetenekleri sanki LoL'den farklı, bilmiyorum Q'su bu şekilde miydi görseli. Ama bir farklılık var gibi hissediyorum. Viego da kostümsüz gelmiş arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi, ama daha canlı. LoL'deki görüntüsünden bence daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha canlı, fakat yine kostüm yok. Gelin biz bu Viego şampiyonunu alalım. Bir görelim şu görüntüyü. Evet, aldık. Şampiyonu alırken ki görselde görmüş olduk. Tamam. Şimdi şampiyonla alakalı biraz gelin şurada birlikte oyun oynayalım. Hiç diğer statülere bakmayacağım. Yani diğer kostüm duruşu falan filan olmadığı için, yeni bir kostüm olmadığı için, ben direkt şampiyonu seninle beraber Q'su, W'su, E'si, artık ultisi, pasifi, her birini sana ben teker teker anlatacağım ve seninle beraber ilk defa ben de deneyimlemiş olacağım bu süre zarfında. Seninle beraber göreceğim. Çünkü ilk olarak biz bölgemize gidelim. Şurayı bir açsınlar bana. Tamam. Bölgemize gidelim ve daha sonra hasar deneyişi yapacağız. Hasarımız nedenli olacak tanka karşı ve ardından da bir sonraki içerikte Viego gameplay kesinlikle gelecek. Elimizde böyle bir kılıç var. Görüşü vadede bu şekilde olacak. Kılıcımız boyumuzdan büyük olduğunu görüyoruz. İlk olarak pasifimizden başlayalım. Pasifimiz, düşman kahramanı hasar aldıktan sonra 3 saniye içinde yenilirse demiş. Yenilmesinden kastı herhalde ölmesi mi? Tam anlayamıyorum ama ben doğrudan çeviriyi sana aktaracağım. 8 saniye boyunca hayalete de dönüşecek. 10 saniye sürecek şekilde kahramanın vücudunu işgal edebilir demiş. Bir bakalım mı? Bu beni öldürür. Aman abi. Aman aman aman. Tamam Darius sal. Tamam. Bu beni öldürür. Ben anlatayım. Daha sonra göreceğiz onu. Düşman kahramanına ilerlerken %10 hareket hızı kazanır. Demin sanki o koşuda ben bunu hissettiğim gibi geldi bana. Bir bakalım. Değil mi? Evet, bak hızlanıyor. Tamam, aman aman sakın. Abi dur, oyuna yeni başladık. Kurban olayım. Ya, yeni başlamıştım ama. Neyse. Q'yu açalım hemen. Q'yu açmadan önce ufak bir şeyden daha bahsedeyim. Nihai yeteneği herhangi bir tüketim olmadan, bakın pasifinden bahsediyorum, bir kez kullanılabilir. Yani ultisi bir kez kullanılabiliyor. Düşman kahramanı ilerlerken %10 hareket hızı kazandıktan sonra maksimum sağlığın %2'sini yeniliyor. Aynı zamanda yenilen düşman kahramanının kalıntıları oluyor. Yani ölen düşman kahramandan bahsediyor. Viego'nun saldırıları menzilin içerisinde olunca vücutlarını işgal etmek için yenileme düşmesini başlatır diyor. Yani yeniden yenilenecek bazı pasif özellikleri. Hemen Q'suna geçelim. Şimdi Q'su mahvolmuş kralın kılıcı. Görmüş olduğunuz gibi itemi skill yapmışlar. Q'su mahvolmuş kralın kılıcı pasifinden bahsedeyim. Saldırısı hedefin mevcut sağlığına oranla vuruyor. Görelim, bakın şöyle bir oku var. Bu şekilde saldırı gerçekleştiriyor. Saldırı 1 saniye içinde ilk temel saldırı 2 kez vurarak saldırı gücünün %2 ile %4'ü arasında fiziksel hasara neden olacak ve %5 iyileştirecek ve gerçek hasar verecek. Aktifi ise ileriye doğru bir hızlı bir şekilde atılacak ve fiziksel hasar verecek. Viego düşmanı işgal edince pasifi de aynı şekilde bu Q'sundan etkilenecek. Bir bakalım. Hatta şuraya hiç Darius'la kapışmayalım. Şunu indireyim ben. Heh. Düz vuruşu bakalım. 137 vuruyor öyle game'de. Şöyle bakalım. Şöyle bir ok vuruyor. Bak, ardından iki tane hasar verdi değil mi? Bir daha görelim seninle beraber. Bak, vurdum. Gördüm, iki tane hasar çıkardı orada. Hem benim Q'm hem de eğer bir düz vuruş gerçekleştirirsem çift hasar verebileceğim. Bak, bir 100 ve 132. İki tane hasar çıkardı. Bu Viego için muhteşem olacaktır. Bir level alalım. Level aldık. W'su kara sisi toplayın demiş. 3 saniye içinde
Bu süre zarfında 3 saniye içinde süre zarfında kendi hareket hızı azalacak diyor. Bir bakalım bir W'suna. Bak o uzun bir menzili var. Bir daha iptal edeceğim yeteneği. Genişleyen bir üzerine basılı tutunca genişleyen. Bas çek yaparsam bu şekilde bir kara sis bulutu içerisinde sokuyor kahramanı. Uzun da sürüyor. Gel bir Darius'a deneyeyim ben şunu ya. Merak ettim. Dur. Şöyle basılı tutacağım bir saniye. Abi bir sal be Darius. Kasmışsın orada geliyorsun bize. Şekil şukul yapıyorsun. Bir sal be abi. Bir sal be abi. Full canla gideyim yanına da. Aynı zamanda anlatayım size W'sunu. İkinci yeteneği sürat koşusuna başlamadan önce menzili genişletmek için flash gibi bir şey kullanabilir diyor. Bak gördün mü? Bunu yaptı. Ama Darius bozuyor tabii. Yani bak şu anda 7 level ama o 4 level sanki ben tutabiliyorum onu. Bak üzerinde herhangi bir item yok. Onda var muhtemelen. Bakacağım. Var. Bir tane item var. Şimdi W'sunu gördük. Bir kara size boğuyor onu. Bak üzerine atıyor ve stun atıyor. Gördünüz değil mi? Ve stun atıyor. Ya, çok bir saniye değil ama ufak bir süreliğine. Bak stun'ı attı. Yarım saniye denebilir. E'sine bakacağız. Bölgedeki tüm düşman kahramanlarına fiziksel hasar vermeyecek. Çünkü bu ultisi. Ultisine gelmeden önce E'si. Hemen bakıyoruz. E'si hareket hızı ve saldırı hızı verecek ve Karasis'le kamufle olacak demiş. Bakalım. Bunda şöyle bir güzergahı var. Bakalım mesela şuna bir kullanalım bunu. Ben Karasis'in içine girdim. Şöyle çıktım. Çıkıyorum. He. Buraya belli bir kara satıyor. Hala duruyor. Uzun da bir süresi var kara sesin. Yeni şey yapalım bir saniye. Şimdi Darius'a karşı bir deneyelim. Bir dakika. Bak girdim. Görebiliyor musun beni? Henüz göremiyor. Şöyle. Sıçtım senin ağzına. Heh. Tamam. Güzel. Yani kara sesin bu satan olayı basılı tutmanız gerekiyor. Basılı tutmasak mesela şu W'ye. Yine bir stun atıyor. Bas çek yaparsam yine stun. Ama kısa. Eğer basılı tutarsam daha uzun. Bir stun yeteneği görebiliyoruz. Karasisimizin menzili şu şekilde çemberimizin içerisinde her yere atabiliyoruz. Şuraya mesela attığımız zaman bu karasisi muhtemelen göremiyorlar. İçerisinde gidip gelebiliyoruz. Bir Senna yeteneği gibi düşünebilirsin. Q'su gibi düşünebilirsin herhalde. Ultisine bakalım. Bölgedeki tüm kahramanlara fiziksel hasar verecek ve en düşük can yüzdesine sahip olan rakibe eksik canına oranla hasar verecek ve rakiplerin hareket hızını %99 azaltacak. Adeta bir stun etkisi uygulayacak. Viego bir düşmanı her ele geçirdiğinde ultisini kullanabilecek ve dönüşümü herhangi bir tüketim olmadan iptal edilebilecek. Ancak bekleme süresi yenilenmeyecek. Bir bakalım. Ha. Ultisi biraz dar gibi geldi bana ya. Ama yakın mesafede oynatır. Bir şuna kullanayım ilk başta ultisini. Bakalım. Zıplıyor yukarıdan ve Karasis içerisinden çıkıyor bak. Şöyle yapalım. Şunu kapatalım. Darius'un nerede? Burada. Şimdi ben bir şunu açmam lazım ki bu beni gene keser. Tamam ben buna güvenmiyorum. Bekleme süresi kapalı. Tamam süper. Şimdi bak. Ultisini koyacağım. Güzel. Karasis'e boğdum kendimi. Şöyle boğdum Karasis'e. Süper. Ultisini bir daha bir kullanalım. Pek anlamadınız gibi geldi bana. Çünkü ben de hızlı oldu biraz. Atlıyor. Ve gerçek hasar vuracak. Peki şunu deneyelim hemen. Dur, şuradan bir çıkalım. Şöyle. Biraz sıkı halinde koyalım. Dar çünkü ultisi. Şu araya. Anlık olarak stanıyorlar ve ayrılıyorlar birbirleri içerisinde oldukları zaman. Anlık olarak stanıyorlar. %99 yani stan gibi düşünebilirsin bak. Atladım. Aslında buna şöyle kombolayabilir miyiz bunu? Şimdi nasıl kombolayabiliriz bunu? Önce araya bir sis. Zaten menzillerimiz yakın bak. Sisin menzili de aynı. Ultinin menzili de aynı. Sen yakın dövüşçü olacağın için önce sisle başlayacaksın. Tamam mı? Ardından bunu basılı tutup girebilirsin bir. Tak. Veya. Sisle başlamak istemiyorsun. Oyun başlatacaksın diyelim ki. Ulti ile kafalarını atladın. Sisi bastın. Şöyle uzatıp hop aralarına girdin ve Q ile devam edebilirsin. Yani ulti W ya da ulti EWQ
şeklinde yapabiliriz. Ama iyi oynatır gibi düşünüyorum ben. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde kendime parayı basayım ve şunu öldüreyim hızlı bir şekilde. Of. Ana. Eziyor lan. Aa, onun içine geçtim. He, asıl önemli bak, bunu unuttuk. Bunu unuttuk işte, düşman kahramanını öldürdüğümüzde bak ultimizi hala kullanabiliyoruz. Gördünüz mü? Dur onu yapalım bunu. Bak onu unuttuk. Son dakikaya geldi. Bir saniye gel. Gel kral. Kral gel. Ananı sikeyim. Allah'tan şey almışız ha. Şunu bir keseyim de. Oy. Ben bir Darius oldum. Bak yeteneklerini kullanabiliyoruz Darius'un. 8 saniye boyunca üzerinde kalabiliyor. Süper. Ultimi yeniden kullanabiliyorum. Süper. Önce sahip olabiliyor muyuz onu bir görelim, test edelim. Ne oldu lan? Heh, şimdi aldım. He, aşağıya bak bir şey bırakıyor. Bırakınca onu alabiliyorsunuz öldürdükten sonra. Ha, yayıldı lan. Gördün mü? Görünmezlik yayıldı. Dur bakayım. Oha. Oha. Bunu bilmiyordum bak. O zaman buna vursam görünmezlik yayılıyor geniş bir alana. Burada demek birden fazla şampiyon olsa, bir saniye, bir saniye. Aslan amcanız hemen bunları deneyecek. Şöyle. Uzatabilir miyiz mesela buna vurup? Ha, sekme durumu mevcut değil. Bir dakika. Yenilensin. Ha, bir yere çarptırdığım zaman oluyor bu. Bir dakika. Çarptırırsam bir duvara muvara bu alan bayağı bir genişliyor. Ben de rahat bir şekilde bak bayağı bir dönebiliyorum. Kardeşim amına koyarım ya. Dur 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 dur. Piç. Nereye gittin lan? Gel. Gel. Senin ağzına sıçarım ha. Evet, talon olduk. Yani orada birkaç tane daha kişi varsa aynı anda o işte mükemmel oluyor. Hemen hepsinin formuna girebiliyorsunuz. Okey, bak hala görünmezim ha o sırada. Formuna girer girmez görünmez oluyorum ve hasar da çıkartabiliyorum. Yeniden ve son kez görmenizi istiyorum. Talon vs talon. Talon vs talon. Güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Eğlenceli bir şampiyon olacak. Ben bunu bu kez mainliyorum. Talon güçlü gelmedi ama ben bunu bu kez mainliyorum. Umarım bu kadar güçlü gelir. Kendine şimdilik iyi bak. Ve vadide Viego'yla mahvolmuş kılıcın tadına varmaya benimle birlikte başlayabilirsin derken şöyle bir amına. Abi can da iyi yeniliyor ha. Baba. Çok iyi be. Bak alamıyorum şu an bunu. Aldım. Güzel. Güzel de can yeniliyor. Düz vuruşuna bakalım. E'sine bakalım can yenili. Şu an tavan olduk ya onda. Abi mükemmel can yeniliyor yalnız ha. Aha bak şöyle bir şey combo bak bak bak. Dur. Bunu oldum. Hasar alınca görünmezlikten çıkıyoruz tabii belli bir süre boyunca. Süper. Talon vs talon yapabiliyorsunuz. Ama can yenilemesi de bayağı iyi. Talondan bir iptal edelim. Bak düz vuruşları iyi can yeniliyor. Şuna vuralım. Ay. Bayağı iyi. Ben beğendim. Çok güçlü olmuş. Can yenilemesinden tut. Ne bileyim düz vuruş hasarından tut. Ultisi multisi tut. Yani o süre zarfında şu gölgenin de gölge etrafını sarıyor ya. Mükemmel. Baya mükemmel. Peki şuraya atsam ne yaparım? Son kez deneyeceğim. Oho, her yerini geziyor lan. Oha. Her yerini geziyor. Daha büyük bir yere atarsam. O etrafını kapatıyor. Mükemmel. Bayağı mükemmel. Mesela buna çarptırsam. Böyle 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 böyle. Oh süper 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 süper.
Adamları çarptırdığım zaman bu iş olmuyor galiba. O duvar. Bir dakika, adama karşı deneyeceğim ben bunu. Peki buna denesem. Tamam. Talon, bak sıçarım çarkını. Talon. Duvarda genelde bu sarma işlemini yapıyor. Neyse. Kendine iyi bak. Video bu kadar. Umarım beğenmişsindir. Gameplay bir sonraki içerikte olacak. İyi can çekmesi var. Yani ben buna bu build'i çıkarım. Bu build buna çıkılır. Mükemmel. Hoşça kal. Bay bay.